zamanlar insandık. İnsanoğluyduk. Oysa şimdi her şeyden başka bir yerdeyiz. Bu mikrop. Buraya bizi yok etmek için geldiler. Tarihimizi, kültürümüzü elimizden aldılar. İnsanlık ölürken topraklarımızı istila ettiler. Ölenlerin çığlıkları kilometrelerce duyulur oldu. Hayatta kalanlar içinse bir nevi damızlık tesisi kurmaya başladılar. Oradan çıkanlar cehennemden beter olduğunu söylüyorlar. İnsanlar bir tür kuluçka makinesine dönüştürülüp uzaylı yavrularını besliyorlar. İlk geldiklerinde dalgalar halinde öldürüldük. Kendileri için uygun atmosferi üreten, metan püskürten bu devasa yapıları inşa ettiler. Kendi tohumlarını ekip bitki örtümüzü yok ettiler. Dünyanın sıcaklığını yükseltip şehirlerimizi su altında bıraktılar. Yeryüzüne savaş ilan ettiler. Ormanlarımızı ateşe verdiler. Nefes almak zaten çok zor. Hele bir de bacalarına yakınsanız çok daha zor. Fare, böcek, insan. Ruhlarımızı ele geçirip zihinlerimize girip bizi etkisiz hale getirdiler. Beynimizi ve limbik sistemimizi kontrol altına alıp bizi birer köle yaptılar. Etkilerinden korunmak içinse bir beyin bariyeri yapmaya başardık. Bunlardan herkese yetecek kadar üretemediğimizi biliyorlar. Tüm gezegeni ele geçirmeleri sadece an meselesi. Ama biz hayatta kalmaya başardık. Yemeğimizi sokaktan buluyoruz. Savaşmak için moral topluyoruz. Acaba derinlerde bir yerde zaten ölü olduğumuzu düşünen insanlar var mı? Yoksa bizi amaçsızca yaşamaya iten o hastalıklı ilkel içgüdü mü? Aklımız bize her şeyin bittiğini söylüyor. Ama ne kadar değersiz, yanıltıcı, kimyasal duygu varsa bize tam tersini söylüyor. Siyasetçiler bizleri başka masallarla kandırmaya çalışıyorlar. Bizim için sığınak kurdular. Bir cennet. Silahlarınızı bırakın. Ha geldi. Seni ifrit suraklı yaratık. Gelsene. İzinle gelin. Korkmayın. Korkmayın. Dostlarım. Bizim için sığınak kurdular. Bizimle gelin dostlarım. Hadi. Bir cennet. Yeni sığınağa gitmek istiyorum. Lütfen beni de alın. Lütfen. İşte böyle.
Ender de olsa işler bazen bizim lehimize değişiyordu. Belki binde bir. Ama savaşmamıza devam etmemize yetiyordu. Bir umut ışığı. Bunun bedelini insanlar ödeyecek. Hep öyle olur. Küçük zaferler kazandığımızda dahi her şey yok olmuş gibi geliyordu. İnsanlığın sonu gelmek üzereydi. Onlar gelene dek. Kuzey ışıklarının hüzmesinden yayılan melekler gibi. İlahi bir kurtuluş gibi. Yeni dünya herkesi değiştirmişti. Uyu ya da öl, o kadar basitti. Eski dünyada Nosh'un yeri hapishane olurdu. Bir kundakçı, bir bombacı. Ama burada sadece hayatta kalmadı, işini de büyüttü. Nosh oradan buradan topladıklarıyla aklına ne gelirse yapabiliyor. Bomba, beyin kilidi ne olursa. Ona ihtiyacımız vardı ve o da bunu biliyordu. Kaç tanen var? 4. Yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacımız var. Peki ödemesi? Bir şeyler yapabilir misin? Peki ya yeni icadın? Kulağımıza geldi. Evet şey. Satılık değil. Hadi herif. Evet. Dur. Dostum. Yardımına ihtiyacımız var. Bunu biliyorsun. Elbette. Her şeyin bir fiyatı vardır. İstediğin parayı verebiliriz. Kanun yok. Hapishane yok. Evet. Baksana Casper. Şu lanet şeylerin buraya gelmesinden memnunum. Onların sayesinde önüme geleni ateşe verebiliyorum. Ateş yok. Ateş. Senin ateşle derdin nedir? Ateş. Bir gün yanarak can verip öleceğim. Ne için? Eski halimize dönme gibi saçma bir umut için. Bana bir iki yem ver. Bir iki yem mi? Bir iki tane yem lazım. Sizinkilerden iki tanesine ayak bağı olan hastalıklı bir kaçıran. Bu herifin kafasını uçurmamak için kendimi zor tutuyorum. Bak ne güzel olurdu, eğlenirdik dediğim gibi. Bir iki yem getirin. Bana bir iki yem getirin. Patlamanın şiddeti artacak. İşinize gelmez mi? O ateşi fitilleyecek kadar mühimmatım var. Değişik bir insansın Nosh. Ateşli iyi geceler sana. Kuşkun olmasın. Nosh'un icadı karşılığında birkaç hastalıklı insan. Barış zamanında böyle bir teklif çılgınlık olurdu. Ahlaksızca. Fakat şimdi her şey olabilir. Efendim elinizden gelen her şeyi yaptık. Tepki vermiyor. Emiri 7. mıntıkadan geçirdik. Vücudu yapılan deneylerden birkaçını reddedince öldü sanmışlar.
Emir? 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 Emir, hey. Sana zarar vermeyeceğim. Bana bak. Bize yardım edebilirsin. Öldür şunu. Kafasına yerleştirdikleri o çipler var ya, artık bizden biri değil. Kes şunu. Sana zarar vermeyeceğim. Ne yaptıklarını biliyorum. Bir şey yok. Şunu sökelim. Artık özgürsün. Yaralıları kontrol etmeliyiz efendim. Bir şey yok. Ben Sera. Senden bir iyilik isteyeceğim. Sana yiyecek vereceğim. Sen de bana bir iyilik yapacaksın. Tamam mı? Bir şey yok, bir şey yok. Her şey yolunda. Sana ne yaptığını görmem lazım. Dünya hepimizi değiştirmişti. Ama Emir yeniden doğmuştu. Yepyeni bir şeyle. Şu adamları görüyor musun? Savaşmaya gidiyorlar. Her şey eskisi gibi olsun diye. O canavarları durdurmaya. O kız yaratıklarla ne yapmaya çalışıyor? Kızı öldü. Herkesin kızı öldü. Üzerinde deney yapılanlardan çok azı hayatta kaldı. Ona kalırsa hayatta kalmalarının sebebi sahip oldukları istidat. Farklı bir bilgeliğe sahipler. Ve Emir de onlardan biri. Bu adamlar soykırıma mani olmaya çalışıyorlar. Alfa takımı, harekete geçin! Kendilerini feda etmeye hazırlar. Gidiyoruz! Bu gece ölmesinler. Bize yardım et. Lütfen bana geleceklerini gördüğünü söyle. Sana dönüyor, sana dönüyor. Arkadan gelenler var. Bir
İşleri bizim lehimize çevirebilirsin Emir. Onları yenebiliriz. Tilki filosundaki tehdit düşürüldü. Tamam, herkes beyin kilitlerini iyice kontrol etsin. Kimse doğrudan ona bakmayacak. Ve görüş hattından kaçırmayacak. Anlaşıldı mı? Ne görüyorsun? Biz mi kazanıyoruz Emir? Onları nasıl öldüreceğimizi öğrenebilir miyiz? Onları korkutabilir miyiz? Emir, sana ne yaptıklarını hatırlıyor musun? Her gün, her gece deneyler yapıyorlar. İnsanları parça parça ediyorlar. Yaralı! O lanet şeyin kaçmasına izin vermeyin! Milyonlarca insanı öldürüyorlar. Hayatta kalan yok. Oraya giren sağ çıkamıyor. Ama nadiren de olsa bir mucize oluyor. 10 milyonda bir. Senin gibi. İşkencelerinden kurtulup hayatta kalan biri. O şey sana olağanüstü güçler verdi. Bir yetenek. Ona bakma! Başka yere bak! Onların yaptıklarını sen de yapabilirsin. Silahı bırak Martinez! Silahı bırak! Yapma Martinez! Silahı bırak! Emir, lütfen söyle bana. Gelecekte ne görüyoruz? Lanet olası kafasını kes. Emir, vakit geldi. Sana verdikleri bu gücü kullanmak zorundasın. Bu bir seçim değil.